Merhaba arkadaşlar. Sosyoloji ünite 10 testini yapacağız. 1. 1970'lerden itibaren yapılan toplumsal cinsiyet çalışmalarında 3 önemli aşama kaydedildi. Aşağıdakilerden hangisi bu aşamalardan değildir? A. Cinsiyet farklılıklarına kadın erkek vurgu yapan aşamadır. B. Öğrenilen cinsiyet rollerine ve toplumsallaşmaya vurgu yapıldı. C. Toplumsal cinsiyetin sınıflı ve ataerkil toplumsal sistemlerde merkezi bir rolünün olduğu fark edildi. D. Toplumsal cinsiyet farklılıklarının toplumsal ve kültürel süreçlerden kaynaklandığını ileri sürüldü. Cevabımız D. Toplumsal cinsiyet farklılıklarının toplumsal ve kültürel süreçlerden kaynaklandığını ileri sürüldü. 2. Aşağıdakilerden hangisi yaşlanma teorilerinden değildir? A. Yaşamdan geri çekilme teorisi. B. Aktivite teorisi. C. Süreklilik teorisi. D. Spor teorisi. Cevabımız D. Spor teorisi. 3. Aşağıdakilerden hangisi Murdoch'a göre ailede insan hayatı için 4 temel işlevlerden değildir? A. Cinsel. B. Bireyselleşme. C. Ekonomik. D. Üreme. Cevabımız B. Bireyselleşme. 4. William Ogburn'un aile tasnifinde hangisi yoktur? A. Psikolojik görev. B. Boş zamanların değerlendirilmesi. C. Prestij sağlama. D. İyi beslenme. Cevabımız D. İyi beslenme. 5. Ataerkil ailenin birincil görevi nedir? A. Erkek çocuğa sahip olmak. B. Ailenin geçimini sağlamak. C. Dini ritüelleri yerine getirmek. D. Hanımı ve çocukları üzerinde. D. Mutlak egemenlik sahibi olmak. Cevabımız A. Erkek çocuğa sahip olmak. 6. Aşağıdakilerden hangisi aile türleri arasında değildir? A. Eşcinsel aile. B. İki çekirdekli aile. C. Evlilik akdi olmadan birlikte yaşanan aile. D. Hiçbiri. Cevabımız D. Hiçbiri. 7. Aşağıdakilerden hangisi yatay genişlemede aileye katılan üyelerden biri değildir? A. Eşlerden birisinin kardeşlerinin aileye katılması. B. Aileye kuma gelmesi. C. Eşlerden birisinin ya da her ikisinin ebeveynlerinin katılmasıdır. D. Hiçbiri. Cevabımız C. Eşlerden birisinin ya da her ikisinin ebeveynlerinin katılmasıdır. 8. Yeni geniş aile veya üvey aile olarak adlandırılan bu aile tipi yetişkinlerden en az birinin veya her ikisinin bir önceki evliliğinden ya da yaşadığı ilişkiden olan çocukları da kapsayan aile tipine ne denir? A. Heteroseksüel. B. İki çekirdekli aile. C. Geniş aile. D. Çekirdek aile. Cevabımız B. İki çekirdekli aile. 9. Türkiye'de Medeni Kanun'un 124 maddesine göre erkek veya kadın kaç yaşını doldurmadan evlenemez? A. 17. B. 18. C. 16. D. 20. Cevabımız A. 17. 10. Farklı sosyal kategorideki insanların evlenmesidir. Farklı sınıftan, farklı mezhepten, farklı etnik ya da dini gruptan bireylerin evlenmeleri durumunu ifade eden kavrama ne denir? A. Endogami. B. Monogami. C. Poligami. D. Egzogami. Cevabımız D. Egzogami. Evet arkadaşlar, sonraki videoda görüşmek üzere. Testi yapmak istiyorsanız videonun altındaki linki tıklayarak siz de yapabilirsiniz.